Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar ve mutlu haftalar dileyerek. Sevgili seyirciler, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve beraberindeki heyet Palu ilçesinde yapımı tamamlanan yollarla yapımı devam eden yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Palu ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlanan yatırımları yerinde inceledi. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasıl, iyi oldu mu buralar böyle? Tabii, iyi oldu. Her şey tertemiz oldu. Bakarsan ne olur, bakarsan ne olur. Tabii, sağlıktan kullanın inşallah. Ha, bir, 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 bir. Milletvekili Demirbağ beraberindeki heyetle ilk olarak Palu Kalekent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir şey, ya, Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden. Teşekkür ederiz. Duacı Allah yeter. Allah razı olsun. Sizler sağ olun, var olun. Milletvekili Zülfü Demirbağ daha sonra Paluda tamamlanan yol çalışmalarını inceledi. Burada burada bir parçamız var. Çokla yeşillendirilmiş. Yeşil rahatım. Gür gür bir yeri bırakıyorsunuz. Palu yeni ve çarşı mahalleleri, hastane caddesi, hanımlar sokağı, çarşı merkez ile lise yollarında incelemelerde bulunan Demirbağ, Palu ilçemizde yapımı tamamlanan yollarımızı ve yapımı devam eden projelerimizi yerinde gördük. Öncelikle yollarımız Palu'muza yakışan şekilde olmuş dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için 3. toplantısını Salı günü yapacak. Bugüne kadar asgari ücrette 4 senaryo ön plana çıkıyor. Milyonlarca çalışan Salı günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak. Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çift kazanç sağlanacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları TÜİK temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Bugüne kadar asgari ücrette 4 senaryo ön plana çıkıyor. Net asgari ücret 8 bin lira olursa işverene maliyeti de 11 lira, 8.250 lira olursa işverene maliyeti 11.404 lira, 8.500 liranın işverene maliyeti 11.750 lira olacak. Asgari ücretin 8 .750 liraya çıkarılması durumunda bürüt 10.294 lira olup maliyeti de 12 milyon 95 liraya yükselecek. Türk İş, pazarlığın açlık sınırı 7.785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Gelir vergisi, dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da... ...Türk İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor. TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte... Temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Asubay Çavuş Yusuf Ataş unutulmadı. Şehidimizin adı Kovancılar ilçesinde ve kendisinin de okuduğu okula yaptırılan kütüphaneye verildi. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri tarafından Kovancılar Eti Holding İlkokulu'nda kütüphane kuruldu. Öğrenciler 1 Ekim 2022'de Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Assubay Çavuş Yusuf Ataş'ı unutmadı. Ataş'ın adı okuduğu okula yaptırılan kütüphaneye verildi. Kütüphanede ayrıca şehit Ataş'ın hatıralarının yaşatılması için fotoğraflarının sergilendiği bir bölümde yer aldı. Açılış törenine şehidin babası ve kardeşinin yanı sıra Kovançlar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanı Assubay Üst Çavuş Ramazan Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar ve öğrenciler katıldı. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar günün önemine değindi. Şehidimizin babasının aramızda olması e, bize ayrı bir e, huzur verdi. Tabii ki e, Türkiye'nin her yerinde veya dünyanın her yerinde kütüphaneler fazlasıyla açılıyor. Hatta Milli Eğitim Bakanlığımızın, her okula bir kütüphane açılması kampanyası halen devam ediyor. Ancak bu kütüphaneyi farklı kılan unsur şehidimizin adını yaşatması. Çünkü şehidimiz eğitimi önemseyen ve bir kız çocuğunun okutulmasını vasiyet eden ve hayatının baharında Şehit olduğunda dahi bunun yaşatılmasını isteyen birisiydi. Kuvancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar da şehidimizin adının yaşatılması bize gurur verdi dedi. Kuzey Irak'ta şehit verdiğimiz Yusuf evladımızın isminin bu okulda yaşatılması bize gerçekten bir gurur verdi. Evladımız şehit olduktan. Hemen sonra belediye olarak da biz ilçemizin kalbinde bulunan merkez parkımızın ismini Şehit Piyade Yusuf Ataş ismiyle belediye meclisinde karar alarak ismi yaşatacağız inşallah. Amacımız bu evladımızın örnek olması Oğlu adına açılan kütüphanenin kendilerini hem mutlu hem de gururlandırdığını dile getiren şehit babası Necat Ataş, emeği geçenlere teşekkür etti. Ölmediğinde bugünkü yapılan bu etkinlikte inanılır ki Yusuflar ölmüyor. Okullarda öğrencilerin böyle eğitimiyle ilgili yapılan bütün çalışmalarda kendileri hep ön plana çıkmaklar. Yalnız benim oğlum değil, ülkemizde şehit olan diğer bütün bireyler de ölmediklerini her ortamda biz görebiliyoruz. Bugün de yine bizim düşünüp Oğlumuz adına burada kütüphane açan arkadaşlara, bu işi önderde gelen okul müdürlerimize, ilçe yöneticilerimize hepinizin uzunluğuna teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Vatan sağ olsun. Program şehidin kabrinin ziyaret edilmesiyle son buldu. Müsiyat Başkanı Tekin Gürkan. ...yönetim kurulu ve üyeleri organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaları gezdi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elezığ Başkanı Tekin Gürkan... ...yönetim kurulu ve üyeleri organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti. Odalarına üyelerin işletmecileriyle bir araya gelen Başkan Gürkan... Organize Sanayi Bölgesi'nde 2010 yılından şimdiye kadar faaliyet gösteren ve bünyesinde 200 kişi istihdam sağlayan boya firmasını ARGE birimleriyle sürekli kendini geliştirmekte. Ürün yelpazesinin çeşitliliğiyle iç pazar yanında birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. Bölgesinde boya ürünleri imalatında öncülük yaparak sektöre yön veren bu başarılı yerel markamızın mimarları Emre Düşmez ve eşi Oya Düşmez'in elimize ve ülkemize katmış oldukları katma değerden dolayı teşekkür ederiz dedi. Her bir müsiyat üyesinin kendi alanlarında seçkin birer girişimci olduklarını vurgulayan Gürkan, müsiyat çatısı altında üretim yapan her üyemiz memleketimize hizmet etmekte, istihdam yaratmakta ve yatırımları ile de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Başta üretim yapan üyelerimiz olmak üzere her bir üyemizin her zaman destekçisi olacağız dedi. Sevgili seyirciler Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken 6. bölge teşvik süresinin uzatılmasının Elazığ'ın istihdam ve üretimine katkı sunacağını söyledi. 6. bölge teşviklerinden yararlanma süresinin 2 yıl daha uzatılması Elazığ tarafından memnuniyetle karşılandı. 6. bölge avantajlarının Elazığ sanayisine ve istihdamının gelişmesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Elazığ İstihdam Gelişim ve Eğitim Derneği Başkanı Tugay Telçeken, 2017 yılında Elazığ 6. bölge teşvikleri kapsamına alınmıştı. Teşviklerin kapsamının artmasıyla özellikle tekstil alanında şehrimizde güzel gelişmeler yaşandı. Dönemin siyasileri, Esso başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesiyle, Özellikle organize sanayi bölgemiz bu kapsama alındıktan sonra gelişiminde büyük yol kat etti. Yatırımcı sayısı farklı sektörlerde artış gösterdi. Kalifiye ve nitelikli istihdam edilen kişi sayısı büyük oranlarda arttı. Teşvik süresinin iki yıl daha uzatılması konusunda gelişimlerde bulunan iktidar milletvekillerimizi ESSO Başkanımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a inşallah bu sürecin sonunda şehrimizdeki üretim ve istihdam oranı katlanarak artacak ve önemli bir üretim üssü olacaktır, dedi. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sürsürü mahalle muhtarı Ergün Gülden boşalan koltuğa 1. Aza Mustafa Yıldırım getirildi. Sürsürü mahallesi Yeni muhtarı Mustafa Yıldırım merhum Gül'e rahmet dileyerek mahallesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden sürsürü mahalle muhtarı Ergün Gül'den boşalan koltuğa birinci aza Mustafa Yıldırım getirildi. Sürsürü mahallesi yeni muhtarı Mustafa Yıldırım merhum Gül'e rahmet dileyerek mahallesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Geçtiğimiz günlerde rahmetli olan Sürsürü Mahalle Muhtarımız Ergün Güle Allah'tan rahmet yakınlarına baş diliyorum. Yüce Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. Ben Mustafa Yıldırım 1979 Sürsürü doğumluyum. Kendim rahmetli olan Sürsürü Mahalle Muhtarımız Ergün Gül'ün birinci azasıydım. Sayın Valimizin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar neticesi doğrultusunda 19 2022 tarihi itibariyle Sürsürü Mahalle Muhtarlık görevine başlamış bulunmaktayım. Yüce Yaradan'ın izniyle görev, görev sürem boyunca mahallem ve mahallelerim için elimden gelen çabayı sarf edeceğim. Cadde cadde, sokak sokak inşallah elimden gelen ne var ise bütün hizmetleri önlerine sunmaya çalışacağım. Buradan Allah'ın izniyle Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekillerim ve Sayın Sivil Toplum Kuruluşlarımızla beraber mahallemize elimizden gelen bütün hizmetleri getirmeye çabası içinde olacağız. İnşallah rahmetli olan Ergün Gül Muhtarım, muhtarımın yarım kalan projelerini de elimden gelen bütün gayreti göstererek tamamlamaya çalışacağım. Elazığ'daki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen ısı şirketi Türkiye'nin yerli ve milli tarımsal sulama tesisi için kolları sıvadı. Sanika Isı Sanayi Anonim Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, Eliza'daki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Nesimi Fatinoğlu öncülüğünde Türkiye'nin yerli ve milli tarımsal sulama tesisi yatırım çalışmaları başladı. Başlatılan yatırım çalışmaları tamamlandığında Eliza'da kurulacak olan tarımsal sulama tesisi fabrikası, vatandaşlara hizmet vermenin yanı sıra istihdam kaynağı da olacak. Tarımsal sulama tesisinin Elizi Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacağını açıklayan Sanika Isı Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu, Elizi Organize Sanayi Bölgesi'nde 8 bin metrekarelik bir alana tarımsal sulama tesisi kurulması yatırımı ile ilgili olarak çalışmalara başladık. Tüm dünya ülkelerinin en büyük sorunlarından biri olan kuraklığın önlenmesinde en etkili yöntem doğru sulama yönteminin uygulanmasıdır. Doğru sulama uygulamasının en büyük faydalarından ilki çölleşmenin önüne geçmek, diğeri ise toprakların doğru sulama yöntemiyle daha uzun yıllar verimli halde kullanılmasını sağlamaktır. Artan toprak verimliliği ile daha fazla üretim neticesinde hem ülkemize hem de tarımımıza katkı sağlanacaktır. Akıllı sulama sistemlerinin üretimi alanındaki bu yatırımımız ülkemizin ilk yerli ve milli yatırımı olacak dedi yapılacak ihracatta dünya ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini aktaran Fatinoğlu söz konusu yatırımımızla iç piyasa yanında yapacağımız ihracatta tüm dünya ihtiyacını karşılamayı hedeflemekteyiz. Tesislerimizde yağmurlama sulama, yuvarlak damlama sulama, yassı damlama sulama, basınç ayarlı yassı damlama sulama sistemleri ve bu ürünlerin tüm aksesuar üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz uzun süredir üzerinde çalıştığımız ülkemiz için faydalı olacağını düşündüğümüz yerli ve milli projemiz olan tarımsal sulama tesisi projemizin topluma, tarıma, istihdama katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu önemli projemizin hem ülkemize hem Elazığ ilimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Fırat Teknokent TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı kapsamında 2023 2025 döneminde uygulayıcı kuruluş olmaya hak kazandı. Fırat Teknokent, TÜBİTAK 1512 girişimcilik destek programı kapsamında uygulayıcı kuruluş olmaya hak kazandı. Destek programına 163 kuruluşun dahil olduğu 52 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda 37 proje başvurusunun desteklenmesine karar verildi. Birlikte geliştirme ve birlikte başarma motivasyonunun bir yansıması olarak desteklenen projelerde yer alan 134 kuruluşun 32'si üniversite, 7'si üniversite teknoloji transfer ofisi birimi, 40'ı teknoloji geliştirme bölgesi, 2'si kamu araştırma merkezi ve enstitüsü, 2'si teknoloji geliştirme merkezi, 4'ü araştırma altyapısı, 6'sı banka ve iştiraki, 5'i girişim sermayesi fonu, 36'sı ise sermaye şirketi olarak belirlendi. Birlikte geliştirme ve birlikte başarma programı birinci aşama süreçlerini yürütecek olan kuruluşlar, girişimcilerin teknoloji odaklı iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirilecek. Uygun buldukları iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacak. 2015-2018-2020-2022 dönemlerinde de uygulayıcı kuruluş olan Fırat Teknokent, TÜBİTAK 1512 programından önceki dönemlerde toplam 4214 girişimciye ulaşmış, girişimci adaylarından 1000 iş fikri başvurusu almış, 5016 kişiyi eğitimlere davet etti. Fırat Teknokent'e başvuran adaylardan 110'u TÜBİTAK panellerine göndererek toplam 36 girişimciyi desteklemeye hak kazanarak şirketleşti. İYİ Parti il Teşkilatı 1. ve 2. Arpuç Caddesi esnafını ziyaret etti. Vatandaş ve esnafları dinleyen İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler, bu şehri hep birlikte kalkındırıp büyüteceğiz ve sanayi şehri haline getirip, güçlü yatırımları bölgemize çekeceğiz dedi. İyi Parti Başkanı Servet Gülgözeler ve yönetimi 1. ve 2. Harput Caddesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti İl Teşkilatı sorun ve talepleri dinledi. Vatandaşların sorunlarını kamuoyuna taşımak için çalıştıklarını aktaran Başkan Gülgözeler, her an halkımızın yanındayız ve onların sorunlarını kamuoyuna taşımanın mücadelesini veriyoruz köylümüzle, çiftçimizle, vatandaşımız ve esnafımızla birlikte istişareler yapıp çözüm noktasında neler olabilir ve konuyu siz basın mensuplarımız aracılığıyla nasıl kamuoyuna aktarırız ve varsa bir aksaklık, bürokrasi ve kamu kurumlarını nasıl harekete geçiririz bunların hesabını yapıyoruz dedi. Ekonominin ortak bir sorun haline geldiğini belirten İyi Parti Başkanı Servet Gülgözeler, şu anda 7'den 77'ye herkesin ortak problemi olan ekonomi sorunumuz Öncelikli konumuz olmasına rağmen ülkemizde sağlıktan adalete, eğitimden dış politikaya kadar tüm meselelerimizde ivedilikle ele alınacak ve halkımız rahat bir nefes alacak. Şehrimizin esnaf yoğunluğu çok fazla olan 1. ve 2. Harput caddelerini arkadaşlarımızla birlikte tamamen gezdik. Kıraathanelerimizden tutunda büyük meydandaki minibüs işleten kardeşlerimize kadar herkesin sorununa aynı hassasiyetle yaklaştık. Halkımız mutsuz. Kimse geleceğe güven ve ümitle bakamıyor. İnsanımızın yüzünde karamsar bir tablo hakim. Bu şehrin çözüm üretmesi gereken vekillerinin kendilerine vaat edilen hiçbir konuyu çözüme kavuşturmadıklarından şikayetçiler. Kahvelerde oturan vatandaşımız kapıdan girdiğimiz andan itibaren bizleri adeta bir umut kapısı olarak görüyor. Gençler işsizlikten, esnaflarımız ise günü gelip geçen sigortalarını yatıramadıklarından dükkanlarına mal koyamadıklarından dert yandılar. Halkımızın iyi Parti'mize yoğun bir ilgisi ve teveccühü var. Partimizin adını duyan insanımızın yüzünde bir umut, bir tebessüm beliriyor. Halkımız kararlı. Sandık gelsin ve herkes cevabı sandıkta versin diyor. Konuşmuz herkese söz verdik. Bu şehri hep birlikte kalkındırıp büyüteceğiz ve sanayi şehri haline getirip güçlü yatırımları bölgemize çekeceğiz ifadelerini kullandı. Jandarma ekipleri vatandaşları kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hem bilgilendirdi hem de kadına şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan KADES uygulamasını anlattı. Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi çerçevesinde e Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma yol kontrol noktalarında ve Kovancılar ilçesi Avlağı, Top Ağaç ve Çakırkaş köyünde ikamet eden toplam 1061 vatandaş bilgilendirildi. Ayrıca ekipler Fırat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenim görmekte olan 415 öğrenciye bilgilendirme semineri verdi. Seminerlerde vatandaşlara şiddetin tanımı ve çeşitleri, doğurduğu sonuçlar, çocuklar üzerindeki etkileri ve ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun hakkında bilgiler verildi. Çalışmada kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi hususunda KADES uygulamasının önemi anlatılarak broşür dağıtıldı. Eğitim Birsen, Elazığ İkinoğlu Şube Başkanı Haluk Aras ve beraberindeki heyet medya grubumuzu ziyaret etti. Eğitim Birsen, İkinoğlu Şube'nin çalışmalarından bahseden Başkan Aslan ve medya grubumuzdan da övgüyle bahsetti. Eğitim Birsen, Elazığ İkinoğlu Şube Başkanı Haluk Aras, Hukuk ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maruf Huşit Demirel, Teşkilatlama Başkan Yardımcısı Veysel Bulut, Eğitim ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısı Kemal Kara ve Basın ve İletişim Başkan Yardımcısı Fatih Aydın medya grubumuzu ziyaret etti. Medya grubumuz Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık tarafından karşılanan heyet çalışmalar hakkında bilgi aldı. Medya grubumuzdan övgüyle bahseden Eğitim Birsen Elazığ İkinoğlu Şube Başkanı Haluk Aras, sendika çalışmalarına da değindi. Arkadaşlarımız mesai kavramına dışında özverili bir şekilde zor şartlarda bu görevlerini her daim yerine getiren arkadaşlarımız. O yüzden basın bizim için gerçekten hem bizim için hem ülke için hem demokrasi hem hak ve özgürlükler açısında olmazsa olmaz kuruluşlarımızdan biri. Bu anlamda bu yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı biz gerçekten bir STK olarak teşekkür ediyoruz. Bizim için bu yıl önemli olan konulardan biri bu toplu sözleşmede, 6. dönem toplu sözleşmede kararını aldığımız ama 2022 yılı içerisinde mutlaka bitirilmesi gereken bir konu vardı. O da sözleşmeli konusuydu. Bu konu biliyorsunuz kamuda büyük bir sorundu. Yıllarca hani çözülmeyen bir konuydu en niyetinde yetkili sendika olarak bu konuyu çözdük. Kurum olarak takip ettiğimiz konulardan görevde yükselme ve unvan sınavı vardı. zaten bugün yarın mülakatlar bitecek. burada da hani uzun yıllardır yapılmayan bir sınav vardı. Eee sağ olsun mevcut rektörümüz Fahrettin Hocamız hani göreve başladıktan sonra konuyu kendisine ilettik. o da bu konuda gerçekten hani iradesini ortaya koyarak da e, bu sınavı e, açtılar. Normalde diğer kurumlarda bir e, sistematiği olan bir sınav. E, burada ne yazık ki uzun yıllardır açılmıyordu. Bu yüzden açılması bizim için önemli. Hem eğitim sen genel merkez olarak e, bu konu YÖK'ten görüşülüyor. Biz de zaten kurum bazlı bunu e, görüşüyoruz. Bu sınavların bir artık sistemi olmalı. Yani iki yılda bir mi, üç yılda bir mi bu sınavların açılması lazım ve şu olması lazım. Yani e, bütün kadroların e, Boş olan bütün kadroların açılması lazım. Yaklaşık 20 yıldır açılmayan e, şube müdürlüğü sınavını, bu normalde görevde yükselme sınavına tabidir ama e, geçmişte bu hep e, hülle yoluyla kullanıldığı için e, bu kadrolar açılmıyordu. Hocamız bunu da açtı. Dolayısıyla bu anlamda kendisine de bu, e, bu konuda teşekkür ediyoruz. Yurtbaşı Öz Bingölüler Sosyal Kültürel Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği düzenlenen törenle açıldı. Yurtbaşı Öz Bingölüler Sosyal Kültürel Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği düzenlenen törenle açıldı. Düzenlenen programa siyasi partiler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Yurtbaşı Öz Binder Kurucu Başkanı Sebahattin Akdere katılımcılara teşekkür etti. Öz Bingölüler Sosyal, Kültürel ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin açılış programına sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Genç Sivanlılar Dernek Başkanı Muzaffer Sarıkaya, Elazığ Kıyılılar Dernek Başkanı Cengiz Öğüç, Adaklılar Dernek Başkanı Aydın Albayrak ve Elazığ Bingörlüler Dernek Başkanı Ali Bahdurmuş yaptıkları konuşmalarda ...birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Elazığ Genç Sivallar Derneği yıllardan beri Elazığ'da kemekah eden 4.117 ailemiz var. 4.117 ailemiz şu anda resmi olarak üyemiz kayıtlı. Her aileden birer kişi yazmıştır burada. Biz bu insanlara sadece maddi olarak değil, manevi olarak da üyelerimize her tür yanında bulunuyoruz. Din, dil, ırk ayrımı olmadan sevgi hoşgörünün olduğu bir dünya temennisiyle e, saygılarımı arz ederim. Bu gece burada bulunmamızın temel nedeni kardeş derneklerde olan özgünlerin kuruluşu ve burada bin göllerin dayanışmasını göstermek adına hepimiz Savatin Başkan'ın düzenlemiş olduğu bu geceye birlikteliği ve e, kardeşliği sağlamak adına burada bulunmaktayız. Bütün bir gönlü bu salonda böyle hep dostlarımızı hep herkesi burada bu salonda böyle birlik beraberlik içinde gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bankacılık sektöründe çalışırken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzman eller projesinden aldığı 100 bin hibeyle köyünde besiciliğe başladı. Elazığ'da yaşayan iki çocuk babası Engin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzman eller projesi sayesinde hayaline kavuştu. Yıllardır bankacılık sektöründe çalışan Öztürk artık kendi işini yapmaya karar verdi. Öztürk yaptığı araştırma sonucu bakanlığın projesine başvurarak 100 bin lira hibe desteği aldı. E, Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Üstelik Okulu Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetişimi Bölümünden 2011 yılında mezun oldum. Daha sonrasında hayvancılıkla ilgili fazla bir imkanım olmadı. Ara verdim. En son 2021 yılında son çalıştığım iş yerinden ayrıldıktan sonra hayvancılık yapmaya karar verdim. Uzman Eller Projesi'nin de aynı döneme denk gelmesi benim için Ayrı bir avantaj oldu tabii ki. E, projeyi oluşturup başvurumu yaptım. Başvurumu onayladıktan sonra kendi sermayemle, imkanlarımla hayvanların e, ihtiyaçlarını, barınağını, yem giderlerini temin ettim. Daha sonra bakanlığımızdan almış olduğum 100 bin TL ile canlı hayvanları temin edip getirdik. Hayvanlarımız erkek, sığır besi yetiştiriliği yapıyorum şu anda. Et üretimi yapacağız inşallah. Aldığı destek ile 6 büyük baş hayvan alan Öztürk, merkeze bağlı Değirmenönü köyüne yerleşti ve hayvancılığa başladı ki devletimizin bu şekilde birçok imkanı var. Hibe, destekleme olarak. Herkesin bunlardan faydalanmasını isterim. Çünkü faydalandıkları zaman hem kendi güçlerini artıracaklar hem de daha fazla üretim, daha fazla imkan sağlayacak kendilerine. Ben de burada üretim yaparak hem kendi aile giderlerimi hem de bir nebze de olsa üretime katkı sağlamayı planlıyorum. İlk defa hayvancılık yapan ve kendi işinin patronu olan Öztürk her yıl kademeli olarak hayvan sayısını artırarak üretime katkıda bulunmak istediğini dile getirdi. Önemli olan sevdiği işi yapmak. Ben daha önceden de hayatım boyunca yine evcil hayvanları beslemiştim. Hayvanlara karşı bir sempatim var yine. Ondan dolayı hayvancılık yapmaya karar verdim. Sevince, severek yapınca daha güzel oluyor tabii ki. Emek gerektiriyor üretim için. Ama üreterek kazanmak tabii daha farklı. Daha farklı bir duygu. Başkırlı kavşağında beton mikseri ile hafif ticari araç çarpıştı. Emniyet kemerini takmayı ihmal etmeyen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Elizoda beton mikseri çarpışan hafif ticari araç ters döndü. Emniyet kemeri bağlı olan araç sürücüsü yara almadan kurtuldu. Elizım Malatya karayolu baskı kavşağında meydana gelen kazada beton mikseri çarpışan hafif ticari araç ters döndü. Kazada emniyet kemeri bağlı olan sürücü yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Karakoçan ilçesindeki çocuklara bot ve mont desteğinde bulundu. Elize İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği ve üyeleri öğrencilere bot, mont ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Soğuk kış günlerinde ayakkabısız ve montsuz çocuk kalmasın diyerek yola çıkan İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği, Karakoçan içerisinde köyleri ziyaret ederek çocukların hem yüreklerini hem de bedenlerini ısıttı. Evet. yapılan yardımlarla ilgili konuşan Dernek Başkanı Hamza Güneş İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği olarak soğuk kış günlerinde ülkemizin ve dünyamızın geleceği olan çocuklarımızın ayakları üşümesin, modlarını ve botlarını giyerek okula üşümeden gelmeleri bizlerin de içini ısıtacak. Bu konuda bizleri destekleyen hayırseverlerin yaptıkları yardımları okul okul, köy köy gezip çocuklarımıza kendi ellerimize giydiriyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk öncelikle hayır sahiplerinin ve bizlerin yüreğini ısıtıyor dedi. Dernek ayrıca Karakoçan'da toplam 25 aileye erzak dağıtımı yaptı. İşkur İl Müdürü Abdullah Balcı'nın babası emekli İmam Hatip Haşim Balcı vefat ettiği Merhum Balcı kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile mezarlığına defnedildi. İşkur İl Müdürü Abdullah Balcı'nın babası emekli İmam Hatip Haşim Balcı hayatını kaybetti. 85 yaşında vefat eden Haşim Balcı için Veysel Karani Camisi'nde öğlen namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Allah ekber Allah'u Ekber Ekber Allah Cenaze namazına Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri, Esnaf Oda Başkanları, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhum Balcı, kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile kabristanında defnedildi. Aile taziyeleri Veysel Karani taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin. Aileye sabırlar versin tabii başta kıymetli müdürümüz olmak üzere. Hakikaten bugün gittik de kendilerine çok kıymetli, çok değerli bir müdürümüz. Elazığ adına çok önemli bir isim ee, Abdullah abi. Allah gani gani rahmet etsin kıymetli müdürüm açılışı gerçekleştirilen teknoloji market Rusten Paşa Mahallesi'nde hizmet verecek Türk Telekom nazar teknoloji Market Rrüstanpaşa Mahallesi'nde hizmete girdi Açılışa Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilgin oldu. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri katıldı. Allah hayrasın. ya Allah Bismillah diyelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> İşletmenin sahipleri Kürşat Çelik ve Ahmet Mumcuk, Eliza en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi. Elazığımızda Rüstem Paşa Mahallesi'nde Türk Telekom ana olarak hizmete başladık. ikinci şubemiz olarak. Bütün Elazığ halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün halkımızı bekliyoruz. Bugün burada bulunan e, Sayın e, Belediye Başkan Yardımcımız Nazif Bilgin, Kültür Müdürümüz Mustafa Aksoy ve e, katılan bütün halkımıza çok teşekkür ederiz. Nazar İletişim Türk Telekom Anabayı altında şu an ikinci şubemizi açarak konsertimizi genişlettik. Açılışa katılan elektronikçiler, saatçiler ve fotoğrafçılar odası başkanı Mehmet Hava Bulut işletme sahiplerini girişimlerinden dolayı tebrik etti. Ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğumuz bu günlerde Kürşat ve e, Ahmet kardeşlerimizin büyük bir cesaret örneği göstererek ikinci şubeleri açması bizi esnaf odaları başkanları olarak ziyadesiyle mutlu etmektedir. İnşallah bu açılan yeni işletme hem kendilerine hem şehrimizin ekonomisine gerçekten katkı sağlayacaktır. Haberleri izlediğiniz az sonra günün gelişen spor haberleri ile tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Ve günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. FIFA Disiplin Kurulu iflas eden ancak yerine devamı olarak kurulan kulüplere eski kulüpten doğan borçlardan sorumlu tutma şartı getirdi. FIFA'nın aldığı karar ile kulüplerini borçlandırıp daha sonra aynı şehirde eski kulübün devamı olarak yoluna devam eden kulüplere lav edilen eski kulüpten doğan borçlardan sorumlu tutma şartı geldi. Türk futbolunda FIFA'nın bu kararı ile ilk Buca Spor 1928 karşı karşıya geldi. FIFA Disiplin Komitesi'nin geçen Mart ayında 11 yıldır bitmeyen, daha önce Buca Spor'a puan silme ve küme düşürme tehlikeleri de yaşatan yabancı oyuncusu Deydi'nin kalan 816 bin avro alacağını tire 1922'nin haklarını devralarak şu an logosu, rengi, şehri, stadı ve tesisleri aynı olan Buca Spor 1928'in ödemesine karar verdiği belirtildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan avukat Ercan Sevdimbaş, konu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşınmış durumda. Karar yeni bir karar değil. Yapılan başvuru sonucunda CAS kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Mart ayında CAS'ta duruşma görülecek. Kulübün davayı kazanması öngörülüyor açıklamasını yaptı. FIFA bu kararıyla aynı şehir, stat, logo, isim ve renk benzeri olan ve lav olan kulüplerin devamı olan kulüpleri eski borcundan sorumlu tutuyor. Buca Spor, 1928'in ardından aynı yolu deneyen Karabük İdman Yurdu, Yeni Ordu Spor, Yeni Mersin, Gaziantep Futbol Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediye gibi kulüplerin de mercek altına alındığı ve olası bir eski anlaşmazlıkta bu kulüpleri sorumlu tutacağı tahmin ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta üst lige çıkmayı hedefleyen Elazığ Spor... ...ilk yarı sonunda topladığı 20 puanla bu hedefinin çok uzağında kaldı. TFF 3. Lig'de ilk yarı 17 haftalık maçların ardından tamamlandı. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve üst lige çıkmayı hedefleyen Elazığ Spor... ...17 maç sonunda topladığı 20 puanla bu hedefinin uzağında kalarak hayal kırıklığı yarattı. Ordu Beyazı temsilcimiz Entegre Solar Elazığ Spor... 8'i iç sağ, 9'u dış sağ olmak üzere çıktığı 17 maçta 20 puan topladı. 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet hedefi olan bir takım için kötü bir ortalama oldu. İç sahada oynanan 8 maçta alınan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetin yanı sıra Bordo Beyazlı takımımız Elazığ'ı spor, Deplasman'da 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle de iyi bir grafik çizemedi. Rakip fileleri 19 kez havalandıran temsilcimiz kalesinde ise 27 gole engel olamadı ve sezonun ilk yarısını eksi 8 gol averajla noktaladı. Ordu Beyazlı takımımızın playoff hattıyla arasında 9, küme düşme hattıyla ise 5 puanlık farkı bulunuyor. Transfer yasağı devam eden Elisa Spor'un devre arasında bu yasağı kaldırmak için uğraş vereceği, sonuç alınamadığı takdirde ise mevcut oyuncularla ligi tamamlayacağı ifade ediliyor. Entegre Solar Elazığ Spor sezonun ikinci yarısına deplasmanda oynayacağı 1954 Kerket Belediye Spor maçı ile başlayacak. Sevgili seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. gruptaki temsilcimiz 23 Elazığ Futbol Kulübü'nde 16 maçta topladığı 16 puanla ilk yarı sonunda beklentilerin altında kaldı. TFF 3. Lig 2. gruptaki temsilcimiz 23 Eliza Futbol Kulübü'nde de tıpkı Elazığ Spor gibi ilk yarıda beklentilerin altında kaldı. 16 başta alınan 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sezon başında bir sürpriz yapmayı hedefleyen 23 Eliza Futbol Kulübü için de hayal kırıklığı oldu. İç sahada oynanan 8 maçta elde edilen 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetin yanı sıra deplasmanda oynanan 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve alınan 5 mağlubiyet takımımızı sezon başında konulan sürpriz hedefin dışına itti. 23 Elazığ Futbol Kulübü devre arasında takımdan ayrılan 7 gollü oyuncu Gökhan Erdoğan'ın yerini doldurmakta zorlanacağı benziyor. Transferi açık olan 23 Elazığ Futbol Kulübü için ara dönemde sürpriz transferler planlansa da İlk yarının son maçında mağlup ettiği playoff'un son basamağındaki Kuşadası Spor'la arasındaki 13 puanlık fark nedeniyle hedefinden uzak bir şekilde ligi orta sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Önemli oyuncuların takımdan ayrılmasıyla kadroda sıkıntılar yaşayan Elazığ Özel İdare Kadın Basketbol Takımı Süper Lig takımlarından Rize Belediye Spor'dan Gizem Kazali Akcan'ı kadrosuna dahil etti. Kadrosundaki önemli oyuncularının ayrılmasının ardından sıkıntılar yaşayan İl özel İdare kadın basketbol takımında transfer çalışmaları doğrultusunda kadroya takviye yapıldı. Bordo Beyazlı Kulüp son olarak Süper Lig ekiplerinden Rize Belediye Spor takımından Gizem Kazali Akcan'ı kadrosuna dahil etti. Pivot olarak görev yapan 30 yaşındaki yeni transferin kariyerinde Rize Belediyesi'nin dışında Samsun Basketbol İhtisas, OGM Orman Gençlik, Hırçiçi, Bodrum Basketbol, Nesibe Aydın Spor Kulübü, Mardin Büyükşehir Belediye, Bodrum Karya Spor Kulübü ve Çeşme Basketbol gibi kulüplerde yer alıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferimiz Gizem Kazali Akcan'a, Bordo Beyazlı takımımız altında başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. İl Özel İdare tarafından ihalesi gerçekleştirilen Yurtbaşı Beldesi'ndeki sentetik sahanın yapımında sona yaklaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen yatırım programı kapsamında il özel idaresince ihalesi gerçekleştirilen Yurtbaşı beldesinde yapımına başlanan nizami sentetik sahada sona gelindi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yurtbaşı beldemizde de nizami sentetik sahanın inşaatında sona geldik. Spor şehri Elazığ sloganıyla il merkezi, ilçeler ve beldelerimizde spora ve sporcuya hizmet etmesi adına yeniden inşa, bakım, onarım ve yenileme işlemleriyle modern donanımlı ve kullanışlı olarak inşa çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeniden inşa ettiğimiz sahada yurtbaşı beldemize ve sporuna hayırlı olmasını diliyoruz ifadelerine yer verildi. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.